Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir video ile yeniden sizlerle birlikteyim. Bu videoda biraz bilgilendirici, biraz da vlog tadında bir video olacak. Yine eğlenceli, çok güzel dakikalar bizleri bekliyor olacak. Videoya başlamadan önce kısa böyle birkaç bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, şu an dükkan İnci Dükkanı'nda çok güzel etkinlikler, indirimler mevcut. Öncelikle bunlara bir göz atmanızı isterim. Cadılar Bayramı'na özellikle de çok güzel etkinlikler, aktiviteler var. Bunlara bir bakın. Ardından Oğuda arkadaşlar, yeni görevlere geldiğimizde en altta Marni'nin Şüpheli Daveti isminde upuzun bir görev serisi olacak sizde. Ben dün bayağı bir yaptım. Son iki tane kaldı. Bunları da kesinlikle yapmanızı öneririm. Ödülleri çok ama çok güzel. Özellikle de Kadim Kararuh'un macerası geldi. Cadılar Bayramı'na özel. Termiyan'da da geliyor biliyorsunuz. Farklı farklı etkinliklerde. Bunları da tamamladığınız zaman tamamlama ödülü olarak sizlere 3 kere tamamladığınızda Şakatu Yaşam ve Savaş kutuları veriyor. Bu yüzden bunları da kesinlikle yapın. Şimdi biz bu videoda neler yapacağız, neler yapmayacağız ki öyle söyleyeyim. Bayağı bir ödül topladım. Bunları açmadım. Sizlerle birlikte açacağım. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Pen Griffon miğferimizi aldık arkadaşlar. Bu videodan önceki Magnus ana görev serilerinde sizlere tek tek videolarını çektim. O görev serisinin sondan 3. görevinde sevgili arkadaşlar bize Pen bir tane savunma ekipmanlarından, Pen boss ekipmanlarından bir tanesini seçme hakkı veriyor ve ben buradan Pen Griffon miğferini seçtim. Görevimi tamamladıktan sonra bedavadan bir tane Pen Griffon miğferim oldu. 322 DP olduk. Şimdi bu videoda şunları yapacağız. Diğer ekipmanlarım, eldiven ve ayakkabıyı hatırlarsanız daha öncesinde Silent hesabında, hortkuluk hesabında yapmıştım. O bir rehber hesabıydı. Şimdilik ara verdik. Tekrar ana hesabım, Steam hesabımdan, Proxima Centauri'den devam ediyoruz. Burada da bir kez daha deneyeceğim. Umarım oradaki gibi şanslı oluruz. Biliyorsunuz orada 2'de ve 3'te geçirmiştik bunları Pen'e. Tekrar deneyeceğiz. Bu da ikisi de Pen olduğu zaman eldiven ve ayakkabı 10 DP daha gelecek ve 332 DP'ye çıkacağım. Şu an 271 olabilirse AP'm. 271 cap'ini alıyorum. Cap'ler var biliyorsunuz. Her AP'de belli özellikler veriyor. Bazı belli AP'lerde. Onu da artık nasıl çözeceğiz? Kızarka Pen alabilirim veya kutumu, bu TED kutumu Pen'e sallayabilirim. O zaman çok çok rahat etmiş oluruz değerli arkadaşlar. Şimdi yapılacakları zaten sırayla söyledim. Tekrar savaşçıya devam. Sezon var. Bu arada sezonu kesinlikle oynayın. Sakın kaçırmayın. Sezonda da ben şöyle yaptım. Bir tane 62 levele hesap kastım. Sezonun başında Musa ile başladım. Çok rahat bu arada arkadaşlar, Musa oynaması zevkli, keyifli. Tavsiye ederim. Bununla ilgili böyle kısa detaylı bir video da çekebilirim. Becerileriyle ilgili. Ve onu da 62 level bir sonraki hesabım okçuya geçirdim. Şöyle, okçu çok rahat değil. Biraz özellikle PvP'de zayıf kalıyor. Öyle bir gözlem, öyle gözlemledim. Ama oynamadığım karakter olsun istediğim için Musa'yı da Fugar'ın zaman sayacı ile 62 level okçuya geçirdim. Bunun tabii bir faydası şu arkadaşlar. Hem elimde 62 level iki tane hesabım olmuş oldu. Hem de aile şöhretim biraz da artmış oldu. Bu aile şöhreti de çok önemli bir şey. Burada eğer 7000'e getirirseniz yüzde merkez pazardan vergisini %1,5 düşürüyor ve eşya düşürme oranınızı da %10 arttırıyor. Bu çok büyük bir etki gerçekten. Hani fazla SC açıyorsanız eğer bunun etkisi çok çok fazla oluyor. Bu yüzden kesinlikle arkadaşlar aile şöhretinize önem verin. Bunun da tabi belli şartları var. Zaten üzerine getirdiğiniz zaman yazıyor. Karakterlerinizin leveli, yaşam leveli, savaş levelleri, bunlar yani beceri puanları, bunlar etki eden unsurlar. Bu yüzden aile şöhretinizi de kasmaya bakın. Şimdi gelelim şu envanterdeki zulalarımızı bir patlatalım, bakalım içerisinden neler çıkacak. Şakatu'nun lüks kutusu ile başlıyorum. Hadi bakalım. Nark geldi. Düz mü geldi? Standart değişmiyor. Bize zaten hep düz narklar geliyor. Bir tane narkımızı aldık. Kaç emmiş? 84M. Bu arada merkez pazardaki durum en son neymiş, ona bir bakalım. Çiftçilik yapıyorum. Acı biberler satılmış. 3,7 TL para var. Güzel.
Bir maceracının mirasını açalım. Bundan zaten garanti takı atıyor. Önemli olan derecesi takının. Yok artık. O kadar şeyin arasında yine düz Lighten geldi. Sağlık olsun. Şu yükseltme yardım setlerini açalım. Tamam. Cadılar Bayramı'na özel yine arkadaşlar bu O'daki yeni görevleri yaptığınız zaman size gelen şeyler var. Kutular var. Bunları açabiliyorsunuz. Buradan zaten hemen hemen ben hepsini zamanında önceki Cadılar Bayramı etkinliklerinde almıştım. Bunu da balka bağlayalım. Hadi bir deneyelim nasıl bir şeymiş bir bakalım. Şöyle başlığı göster diyelim. Şurayı da açalım. Evet, böyle bir çok hoş olmuş. Cadılar Bayramı etkinliğine özel bir miğfer aksesuarı. Şuradan tekrar kapatalım. Şimdi yine Cadılar Bayramı O'daki yeni görevlerde en sonuncu görev olması lazım. Onun ödülüydü bu da. Dün hepsini bayağı uğraştım, yaptım. Biraz zordu bu ama sonunda bitti. Labirent gibi bir yere giriyorsunuz, karanlık. Yakalanmadan bal kabağına bürünüyorsunuz. Yakalanmadan en sonuncu ya kutuları bulmanız gerekiyor labirentin içerisinde. Yakalanmadan bir şekilde başardım ve 5 tane ürpertici kese aldım. Bakalım neymiş bu? Bunlardan aşağıdaki eşyaları elde edebiliyormuşuz. Depo kahyası, merkez pazar ve depo. Ha bu arada yeni gelen etkinlikte şöyle bir şey de var. Hazır deponun konusu açılmışken artık arkadaşlar nerede olursanız olun, hangi şehirde veya haritanın neresinde olursanız olun, eğer depo sorumlusu kahyanız varsa yanınızda, buradan depo diyorum, artık hemen sol tarafta bütün şehirlerdeki, bölgelerdeki depolarımıza ulaşabiliyoruz. Tabi burada bizim için depocu, depo sorumlusunun sayısı önemli. Ne kadar çok sayısı olursa depolarımızdan da o kadar çok eşya üzerimize çekebiliriz. Böyle bir etki, yani yeni bir özellik getirildi. Çok çok güzel ve çok çok kolaylık oldu oyuncuya. Devam edelim sırayla. Hadi bakalım bunları da bir açalım. Çokla aç diyelim. Bakalım neler elde edeceğiz buradan. Birinciden 40 FS geldi. Depo sorumlusu isterim tabii ki açıkçası. Zanaatkar hafızası. Peşimizi bırakmayan bir eşya daha zanaatkar hafızası. Her yerden çıkıyor. Yine zanaatkar. Sert kara kristal. İçime doğdu. Kama silva kutsaması gelecek diye. Hadi bakalım. Yok. Yine sert kara kristal parçası geldi sevgili arkadaşlar. Bunun dışında envanterimde şöyle bir şey var. Ekşi bal kabağı şeker kesesi. Bunlar arkadaşlar çok ama çok önemli şeyler. Bakın level kasacaksanız ileride bunları her SC açtığınızda yanında kullanabiliyorsunuz. Mesela bazı SC'leri kullandığınız zaman diğer SC'yi kullandırmayabiliyor. Ben mesela level 600'lük SC'yi açtığım zaman level 200'lük parşömeni açamıyorum. Ama bunu ne kullanırsanız kullanın yanında tekrar kullanabiliyorsunuz ve level XP %200 verebiliyor size arkadaşlar. Bunu nasıl elde ediyorum? Bunu da yine yeni görevlerde şurada etkinlik günlük seçim cadının enerjisi diye bir görev var. Ha pardon, düzeltiyorum, çok özür dilerim. Etkinlik haftalık saf yürekle göklerde uçan isminde bir görev var. Görev almanıza gerek yok. İsterseniz alabilirsiniz. Ödülünü almış olursunuz. Saat belli saatlerde hatta şu an ben ekrana yansıtırım onu. Bir boss çıkıyor arkadaşlar. Şurada çıkıyor. Etkinlik alanının hemen üzerinde çıkıyor genelde. Yönlendir dediğinizde de sizi zaten yönlendirir. Kalpiyon'un hemen alt tarafında etkinlik bölgesi diye bir yer var. Cadılar Bayramı'na özel. Zaten o görevlere başladığınız zaman sizi buraya götürecektir. Burada öğlen 12 ve akşam 12'de sadece bir gün saat 7'de çıkıyor. Ben yine size dediğim gibi ekrana yansıtacağım. O boss'ları, o boss'a gidip kesmeniz gerekiyor ve oradan bunları elde edebiliyorsunuz. Peki o boss'u da nasıl kesiyorsunuz? Yine videoyu alabilirsem alırım ama ben şöyle anlatayım kısaca, yine alamazsam diye. Sizlere Y'de arkadaşlar, yani günlük giriş ödüllerinizde böyle parşömenler veriyor. Kitaplar veriyor, dönüşüm kitapları. Bunları alıp o bölgeye gidiyorsunuz. Sonra buna sağ tıklıyorsunuz. Size nerede açabileceğinizi zaten yönlendiriyor. Aynı yarık boss'u açar gibi. Sonrasında bunları açtığınız zaman bir tenekeden bir robot geliyor. Robot veya akrepimsi bir yaratık. Onun içine giriyorsunuz R'ye basıp. O boss'a onun içindeyken vuruyorsunuz. Ondan sonra da boss öldüğünde de böyle
eşyalar elde edebiliyorsunuz. Kesinlikle gidin. Tabii bunun yanında daha şunları da elde edebiliyorsunuz. Bu veriyor. Yine altın külçe atabiliyor. Farklı farklı birçok eşya verebiliyor arkadaşlar. Cadılar Bayramı etkinlik görevlerini yaptığınız zaman yine ek olarak çok güzel bir etkinlik daha var. Cadılar Bayramı eşyası takas kuponu isminde. Bende 65 tane oldu. Bunları yine güzel böyle ödüller ile takas edebiliyorsunuz. Kesinlikle yapın. Bu arada Magnus'u da kesinlikle bitirin. Bütün Magnus görevlerinin detaylı bir şekilde videolarını attım. 4 tane seri var. Orada yine Agris'in altın kutsaması veriyor. Bunları çok iyi değerlendirin, bu altın kutsamalarını. Bunu bilmeyen arkadaşlar için bir kez daha söylüyorum. Bu şu an Agris'in hiddetini biliyorsunuzdur artık. 2 kat eşya düşürüyorsunuz. İşte hem Agris'iniz açık olup hem bir de bunu kullandığınız zaman çift Agris olmuş oluyor. Yine bunun yanında 2 kat eşya düşürmeyi açabilirsiniz ve bu Agris'in 2 kat Agris açık olduğu zaman daha fazla çöp düşürüyorsunuz ve daha fazla çöp kasmış oluyorsunuz. Bunu özellikle Gaifin gibi yerlerde, parti şeklinde dönülebilen yerlerde değerlendirirseniz harika paralar kasarsınız 3 saat içerisinde arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi hemen şu bizim elimizdeki takıları bir satalım. Sonrasında bir pen denemesi yapalım. Bunları hemen merkez pazardan şöyle satışa çıkaralım. Çok iyi. Hadi bozulmasın. 3 tane 90M Max'tan koyalım. Fiyatını düşürmeye gerek yok. Bunu da 133M'den koyalım. Tamam. Onları yaptık. Şu altın külçelerim var. Onları bozduralım. Rüyatı da deneyeceğiz yine. Klasik artık. Şaşmıyor. Her videomuzda bunu yapıyorum. Yani şunu istiyorum ya, bir kere bir videoda bir rüya uyandırmayı istiyorum. Daha öncesinde videoyu alamadan uyandırdım. Dum uyandırmıştım. Şimdi bu tamam. İtem basmadan önce hatta direkt gidip rüya uyandıralım biz. Şuradan atamızı bir çağıralım. Burada Heydel deposunda rüya atı malzemesi var mı? Hayır, şu an yok. Şunlar var, bunlarla da katkı puanı alacağım. Çiftçilik yaparak elde ediyorum bu gül pembesi yapraklarını arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Çiftçiliği yapın. Şu an zaten bununla ilgili yine rehber videosu çektim. Çiftçilik nasıl yapılır diye. Son %68 kalmış. Bir 2 saati herhalde. Ha, 13 gün yok. 2 saate biter. 1-2 saate bitmiş olur. Bundan sonra yine yaşamla ilgili rehberler gelecek. Özellikle aşçılığı ve size buradan aşçılık, kimya, işleme, bunlar nasıl yapılır, bunlardan ne kadar para kazanılır, kazanılır mı veya kazanılmaz mı, bunlardan bahsedeceğim. Yine rehber videolarına devam edeceğim yaşam üzerinden. Biz şimdi Velia'ya doğru bir yola koyulalım. Oradan rüyatı uyandırmak için gerekli olan malzemelerimi yanıma alayım. Ardından da rüyatı uyandırmaya gidelim. İnci dükkanına bakın, çok güzel etkinlikler var, bir kez daha hatırlatıyorum. Şu an inci alamadım. 2-3 gün sonra alacağım. Orada çok güzel ucuza incileri değerlendirebileceğim birkaç eşya var. Onun da zaten videosunu çekeceğim. Ama etkinlik bitmeden çekebilirsem çok iyi olacak. Yine olmadı, bu videonun da arasına şöyle sıkıştırırım. Hatta şöyle yapalım. Velia'ya doğru giderken hadi gelin bir inci dükkanını inceleyelim. Cadılar Bayramı'na özel ilk başta çok güzel kıyafetler geldi arkadaşlar. Yine bu tabii göz zevkinize kalmış. Bunu değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında oyun içerisinde işinize yarayacak şeylerden bahsedecek olursak. Vefa'da zaten bir şey yok. Vefa aynı vefa. Değişmedi. Tabii yeni başlayan maceracıysanız Vefa'da almanız gereken birçok şey vardır. Ben de şu an çıkmıyor. Artık yeni maceracı değilim ama geri dönen maceracı olduğum için 30 gündür oynamıyordum bu Steam hesabını. Eğer oyun 30 gün giriş yapmazsanız 30 gün sonra girdiğinizde size belli başlı geri dönen maceracılar diye çok güzel etkinliklerde bulunuyor İnci Dükkanı. Onları değerlendirebilirsiniz. Kron taşı paketi diyor. 100 kron veriyor 60 inciye ve buradan yine beceri ve level XP veren bal kabağı şeker kesesi veriyormuş. Alınabilir. Yarı fiyata düşmüş. Yine hafızanın tavsiyesi de var. Bu mantıklı. Desteğe gelelim. Destekten başlayalım. Aynen. Haftalık özel yükseltme. 168 inciye.
İhtiyacınız yoksa buna gerek yok gibi pek. Haftalık özel yaşam diyor. Yaşam ile ilgili şeyler veriyor sanırım. Aynen. Yaşam ex parşömeni ve at kasmamız için Lara'nın sıcak çayı. Buna da yine ihtiyacınız yoksa çok önemli değil ama burada Cadılar Bayramı, ürkütücü Cadılar Bayramı kutusu diye bir eşya var. 220 inciye. İşte bu alınır arkadaşlar. Bunun içerisinde tabii şans. 5K kron çıkabiliyormuş. Gizemli kron taşı paketi verebiliyormuş. Premium kıyafet kutusu, klasik kıyafet kutusu, hatta 3 tane de verebiliyor bunlardan. Çok çok iyi. Hani alınıp bir kere şans denenebilir. Pietro ve yardımcı üçlü paketi 960 inciden 640'a düşüyormuş. Kaç tane? Bir tane mi? Oo, 3 tane birden alabiliyormuşuz. Normalde tanesi evet 300 inciydi, 960. Bir tanesi bedavaya geliyor. Kahya'ya ihtiyacınız varsa, indirim kuponu olursa daha da güzel olur. Yani %20 indirim kuponum şu an yok. Olsa bu alınabilir. Yani 640 incilik 960 inciden 640 inciye düşmüş. %20 de indirim kuponu basarsak herhalde bir 500'e falan düşmüş oluyor. O zaman tabii ki 3 tane kahya 500 inciye güzel alınabilir. Cadılar Bayramı tik tak peri görünüm değiştirme diyor. Yine bu göz zevki için olan arkadaşlara daha güzel. Yeni maceracı paketi diyor. Yeni maceracı paketi 15 günlük değerli paket ve içerisinde ürkütücü Cadılar Bayramı kutusu 115 inci. Çok çok güzel. Yarı fiyatından az. Bayağı bir indirime girmiş. %70 indirime girmiş. Bu kesinlikle alınır. Yani en başta alınacak şeylerden bir tanesi. Yine ayın 25'inde ben bunları değerlendiririm. Sonbahar sezonu temel paketi diyor arkadaşlar. Bir alınacak şey daha. Zaten bunlar peş peşe sıralanmış burada. Bu da kesinlikle alınır. 135 inci. Çok ucuz. Gizemli kron taşı paketi verebiliyor. Veriyor. Ve içerisinden 50 kron ile 2000 kron arasında atabiliyor. Çok çok güzel. 100 kron garanti geliyor. Bu arada. Ve 8 envanter genişletme kuponu. Güzelmiş. Bu da alınır. Yine %55 indirimdeymiş. Sonbahar sezonu premium paketi diyor. Burada hem kahya veriyor. Bu da aslında normalde çok ucuz arkadaşlar. 2600 inciden 1200 yarı fiyatı düşmüş. Tabi bana göre açıkçası biraz pahalı ama yine de içindeki vermiş olduğu ödüllere değer. Yani eğer oturup doğru konuşalım. Gerçekten değer. Bir tane premium kutusu, bir tane klasik kıyafet kutusu, iki tane İşçi yardımcı sözleşme kutusu yani depocu veya merkez pazar. Bir tane eğitmen flütü kalıcı veriyor. 3 tane de yine gizemli kron taşı paketi veriyor. Hadi diğerleri çok önemli değil. Eşya düşürme level exp. Yine tabii ki biten arkadaşlar için önemli şeyler. Yani alınır. 1200 birinciye bu da alınır. Ama öncelik olarak şu yukarıdakileri tavsiye ederim. O daha sonra alınabilir. Fonksiyonda var mıymış? Çok bir şey. Envanter 100 slot paketi gelmiş. 2000 inciden 1456'ya düşmüş. Yani bu indirimde yine sonuçta alabilen varsa tabii ki de alınır. Bunlar değerlendirilebilir. İndirimleri kesinlikle değerlendirin. Her zaman olan şeyler değil çünkü arkadaşlar. Başka da zaten bir etkinliği yokmuş fonksiyonun. Desteğe baktık. Kıyafetleri söyledim. Güzel kıyafetler var, kostümler var. Bunlar da alınır. Şöyle söyleyeyim. Yani siz bugün şunu aldığınız zaman bu bir dahaki Cadılar Bayramı'na gelmeyebiliyor. Belki de oyunun sonsuza kadar gelmeyecek ve farklılığınız olacak. Yani şu kostüm sadece sizde olmuş olacak. Öyle düşünün. Bu yüzden ben alacağım zaten ayın 25'inde. Ondan sonraki videolarımda da görürsünüz. Bonus ürkütücü ünvanmış. Aa, böyle bir ünvan da veriyormuş. Güzel bir ünvan. O yüzden bu tip etkinliklerde Sevgililer Günü, Cadılar Bayramı gibi etkinliklerde gelen kostümler nadir olan kostümler oluyor. Ender kostümler. O yüzden alınabilir. İç dekorasyon yine indirime girmiş. Komple mi? Birkaç eşya indirime girmiş. Benim köşke aslında gider bunlar. Bir ara bir köşk videosu da çekeceğim. Aşçılık yaparken çekerim. Bende de bir hastalık var böyle arkadaşlar. Köşkü elimden geldikçe güzel bir şekilde dizayn ediyorum. İşte durum oldukça alabildikçe birkaç böyle eşya zamanında aldım. Şu an daha çok karakterin gelişimine. Mesela burada geri dönen maceracıya özel, bana özel. 30 gün oynamadığım için yine indirimde olan şeyler var. Bu da alınabilir. Mesela 270 inciye bu birçoğunuzda çıkmayacaktır. Eğer dediğim gibi 30 gün oyunu oynamayıp sonra girdiğiniz zaman size böyle bir etkinlik veriyor oyun. Geri dönen maceracı olarak.
Ya bu çok çok iyi tabii, kesin alacağım bir şey. 270 inciye premium kıyafet, kalıcı slot yani karakter slotu, kalıcı borazan veriyor. Yani harika bir şey. Zaten sadece 500 inci borazan burada. 10 tane Elyon, eski ay kutsaması 3 günlük, yükseltme yardım paketi ve %20 indirim kuponu. Eğer geri dönen maceracıysanız kesinlikle bunu alın. Evet, bunu da erkenden çekip göstermiş oldum. Bu kadar yeterli. Çünkü ayın 25'inde çekeceğim. Etkinlikler 26'sında bitiyor. Videoyu yayınlamadan etkinlik bitmiş olacak. Haberiniz olmayacak. O yüzden şimdiden dedim bari çekelim. Şimdi Velia'dan şunları da yine bir kez daha rüyatı uyandırmak için değerlendirelim. Şu depoyu ben bir düzenleyeyim. Aa, bir dakika, bir şey daha vardı, onu unuttum. Hemen ona bir bakalım. Magnus Ana Görev serisinin son görevinde. Yani zaten Magnus Ana Görev serisinin anlamı, daha çok onu anlamlı kılan ödül bu arkadaşlar. Gizli Kitap Abis Mirası. Yani herhangi bir klasınıza, yani o görevi tamamladığınız klasınıza, artık siz ninja da tamamladınız veya okçu da tamamladınız veya büyücü de tamamladınız, o klasa özel yeni bir beceri geldi tüm klaslara. İşte o beceriyi bu kitabı açarak elde ediyorsunuz. Hadi gelin birlikte bu kitabı açalım. Gizli Kitap Abis Mirası'nı açtık arkadaşlar. Hemen K'ya basıyorum. Uyanışa geliyorum. Nerede? Hayır, uyanışta değil mi? Tüh, uyanışta değilmiş. Nereye geldi? Aa, nerede ki acaba? Bir, iki, üç. Burada da değil. Aktarımda yok, uyanışta da yok gibi. Yani şu an göremedim. Şöyle yapalım. Şuradan bir geri çekelim. Eski ay gizli kitabımız bitmiş. Şunu kullanalım. Şimdi bir bakalım. Burada yok. Evet arkadaşlar, klandan öğrendim. Aktarıma gelmiş bu yeni beceri, uyanışa gelmemiş. O da en altta olurmuş genelde. Savaşçılığı var. Ağır süngü zaten vardı. Burada. Es kuvvetlendirme, güneş alevi, es geri püskürtme. Bunlar da vardı. Ha, bu ayırıcı kesme. Evet, buymuş arkadaşlar. Bir tane verelim sizler için. Bir bakalım savaşçının yeni becerisi nasılmış. Nasıl kullanılıyormuş bu? Shift sol klik. Aktarıma geçelim. Shift sol klik. Bu mu? Aynen. Böyle bir beceri gelmiş benimkine. Sizin de haberiniz olsun arkadaşlar. O kitabı açtığınız zaman aktarıma gelen yeni bir beceri var. Ve yardımcı becerilerinizin hemen üstünde geliyor. Yani ana becerilerinizin en altında. Şöyle yukarıdan aşağı başlarsınız. En altta şunlar değil. 3 tane olan değil. Şurada ayırıcı kesme. Savaşçıya bu gelmiş. Diğer karakterlere, klaslara ne geldi bilmiyorum. Ama oradan bakabilirsiniz. Tabi bunun için Magnus Ana Görev serisini öncelikle bitirmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, yine geldik bu sayfaya bir kere daha. Kron taşı kullan dedim. Rüyat uyanışı kaçıncı? Beşinciyi deniyoruz. %1,8 şans ile. Hadi bakalım. Yok mu bir Pegasus uyanması? Olmadı. Pegasus hayalimiz suya düştü. Bir kez daha deneyebilir miyim? Elimdeki malzemelerle evet deneyebilirim. Hadi bakalım 6.'yı deniyoruz arkadaşlar. %2,0 şans ile. Evet. Yine olmadı. Sağlık olsun. Eğitimi bitir diyelim. Hatta şu elimizdekileri de buraya bir basalım. Bu arada buraya animasyonu geç özelliği eklenmiş. Hani şu animasyonu artık direkt geçebiliyoruz. Şuradan hatta öyle diyelim.
Tamam. Eğitimi bitir. Bir kere daha Taşkuyruk çiftliğinden boynumuz bükük ayrılıyoruz. Ama daha çok erken. Yani bu zaten yükseltme oranlarında bu FS'lerde yükselmesi bayağı bir düşük ihtimal. Şimdi ne yapalım? Şimdi gidiyoruz elimizdeki kron taşı kadar birkaç tane boss ekipmanına pendeneceğim. Bakalım inşallah orada yüzümüz güler. Evet sevgili arkadaşlar, toplamda 1K kron taşımız var ve bununla bir tane eldiven veya ayakkabı arasından bir tanesini pendeneceğiz. Şimdi merkez pazara geldiğimiz zaman Magnus ana görevlerinde bizlere biliyorsunuz garanti pen alabileceğimiz bir tane boss ekipmanı veriyordu. Ben Grifon'u aldım. Tabi bu olayın üstüne merkez pazardaki fiyatlar alt üst oldu. Tüm pen boss ekipmanlarının fiyatları neredeyse yarı fiyatına kadar düştü. Örnek veriyorum, pen bag 11-12 TL'deyken şu anda minimum siparişler 6 TL'ye kadar geriledi arkadaşlar. Yine aynı şekilde Urugon ayakkabısı da peni 11-12 TL'ye satılırken 6,5 TL'ye kadar geriledi. Şimdi böyle bir durum varken ben neden pen basıyorum? Çok mantıklı mı? Aslında değil. Grind atan birisi için hiç değil. Çünkü grind atarak zaten bu parayı çok rahat ve kısa bir süre içerisinde kasabilirsiniz. Ve kron taşlarını boşuna ziyan etmemiş olursunuz ve yine dediğim gibi kara yıldız ekipmanı basabilirsiniz o kron taşları ile. Ama bende şöyle bir şey var. Hani oyunu çok fazla grind atarak veya çok fazla PvP yönünden oynamıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Daha çok oyundaki tüm aktivitelerden faydalanarak, oyundan keyif alarak oynayan birisiyim ve bu keyif aldığım olaylardan bir tanesi de kendi ekipmanımı kendim basmam. Yani burada pen Urgon basacaksam onun üstünde Proxima Centauri isminin yazması benim için çok da önemli ve çok da eğlenceli oluyor. Bu yüzden arkadaşlar bir tane 1.600T'den TED Urgon ayakkabısı alıyorum ve şimdi bunu hep beraber bir pene iki defa ve garanticiyim. Kron taşı olmadan asla sallamam. Kara ruhu çağıralım. Yükseltme diyelim. Oyun bu arada zaten kron taşı veriyor. Yani bir ay içerisinde yine 1,5-2K kron taşını öyle ya da böyle biriktirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. En kötüsü merkez pazardan kostüm çekip onları parçalarsınız. Yine kron taşı elde etmiş olursunuz. Şimdi Urgon'umuzu koyalım. Burada tabii ki güzel bir FS koymamız gerekiyor. 256 FS koymayacağım. Onu ilerleyen zamanda Urgon, pardon, Kara Yıldız için deneyeceğim. Şurada bir 150 FS var. Benim biliyorsunuz 140 ila 160 FS aralarına bir hayranlığım var. 140 ile deneyeceğim, başlayacağım. 10 tane de Vax'ın çığlığını koyacağım. Toplam 150 FS ile 152 FS ile bir defalığına şöyle kron taşı 493 iki kere deneyebiliyormuşuz. 1K var bizde. Kron taşı kullan dedim. Yükseltme diyorum. Hadi bakalım. Tek de geçer mi? Biraz zor ama. Birinci de geçmedi. Hemen ikinciyi deniyorum sevgili arkadaşlar. Çapraz taşını çıkarmayacağım. Bu benim bir totemim. Onayla diyorum. Kron taşı ile ikinci kez Urgon'u pene sallarken yaktık. Bu kadar yeterli. Bunu buradan sonra kron taşı olmadan kullanırsanız bu iş artık rulete kadar gider. Hiç zorlamayacaksınız. Olmadı. Sağlık olsun. Zaten inci ile birkaç böyle indirimdeki eşyalardan alacağım ve onlardan da yine kron taşı kasabileceğim için hiç fazla zorlamıyorum. Bunda başarılı olamadık. Tekrar Urgon'u üzerime takalım ve bir sonraki maceralar için yola koyulalım. Aa, bu arada şunu takalım. Şu aşağıda kalsın. Sevgili arkadaşlar, bu videonun yavaştan sonuna gelelim en iyisi. Çünkü bir sonraki videoda yapacağım birçok şey var. Özellikle de yaşam rehber videoları. Şimdi bu videoda yani şu an şu saatte ben artık aşçılığa geçeceğim. Biraz yemek yapacağım aşçılık ile. Fakat bunu yaparken kafalarda çok fazla soru işareti oluşacak. Bu yüzden ilk önce bunları videoya almadan önce aşçılık nedir, nasıl yapılır gibi bir rehber videosu çekmem gerekiyor. Bundan sonraki videolarda dediğim gibi rehber videoları gelecek. Yine inci dükkanı bir alışveriş videosu gelecek. Yine bunlardan gelecek olan kron taşları ile birçok itemimizi yükseltmeyi deneyeceğiz. Grind videoları gelecek.
Karakterlerin birkaç özelliklerini tanıtacağım, yine birkaç video gelecek. Baya baya bir video var. O yüzden fazla da uzun olmasın, bu videoyu burada sonlandıralım. Umarım hoşunuza gitmiştir, keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni maceralarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.